Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Depremzedeler için prefabrik kurulumuna devam ediyoruz. Şu anda Adana'dayız. İşini yapmakta olduğumuz yine bir firmanın bitmiş olan şantiyesine gibi binayı söküp Hatay'a götüreceğiz. Bu binayı şimdi sökmeye başladık arkadaşlar. Tüm malzemelerini şu anda tıra yükleyeceğiz. Yaklaşık bugün akşama işimiz biter. Öğlen başladık buraya. 10 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Durdurmak bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi bu prefabrik bina, diğer videolarımda da size söylemiştim, istediğiniz zaman taşınabilir, sökülür, kaldırılır, her yere götürülebilir diye. Şimdi burada inşaat olmadığı için sağ olsunlar Güras İnşaat Zekeriya Bey bunu şimdi Hatay'a götürüyor depremzedeler için. Biz de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Kaldırıp götürüyoruz. Şimdi binayı bir gezelim şöyle etrafını arkadaşlar, siz de görün. Bu bina yaklaşık 425 metrekare bir bina. Yemekhane olarak kullanılıyordu. Arkadaşlar diğer videolarımda da olduğu gibi bu bina betopan, sandviç panel betopanlardan oluşan bir bina. Şimdi sökülünce de göreceksiniz. Çok eski bir bina bu. Konya Ereğli'deki cezaevinden söküp buraya getirmiştik. Konya'da Tufanbeyli Termik Santrali'nden söküp götürmüştük. Oraya da yine bu Adana'dan gitmişti. Yani 5-6. sefer bu binanın sökülümü. Yine haçları var, betopanları var. Pencereler böyle biraz berbat olmuş. Bina çok eski yani, yeni değil. Söküp taka, söküp taka, söküp taka deforme olmuş durumda. Ama daha bu 10 sefer daha sökülüp takılır, tamir edilir. Çatlamalar oluyor, temizleniyor, yapılıyor, kullanılıyor. Yani benim önceki videolarımı da kontrol ederseniz nasıl kullanışlı bir malzeme olduğunu görürsünüz. Arkadaşlar bu kaset tavanlar geri kullanılacak. Sadece T'leri, haçları kullanılıyor. Şurada arkadaşlarımız topluyorlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunlar toplanacak. Şimdi şu asma tavan kısmı, makas kısmı. Gördüğünüz gibi binamız sökülüyor. Gürültülü bir ortam var. Burası asma tavan, alçıpan olan kısımlar. Alçıpanlar tekrar kullanılmıyor. Sesim iyi gelsin diye yaklaşıyorum kameraya. Alçıpanlar tekrar kullanılmıyor. Çöp, yalnız aralarındaki malzemeyi tekrar kullanacağız. Kaset tavanlarımız da dediğim gibi kaset tavanların kasetlerini kullanacağız. Ama arasındaki T'ler yenisi alınacak. Deform olan çok fazla bir malzeme olmuyor. Makaslar gördüğünüz gibi arkadaşlar çok sık atılmış. Kaliteli bir malzeme, kaliteli bir işçilik. Taşınıyor. Yani prefabriğin güzelliği bu. Yıkılması da depremde mepremde yani. Tabii Allah'ın affatından kaçılmaz. Yıkacağım dedim her türlü yıkar ama normal binalara göre çok çok sağlam bir yapı. Bunun 3 kat 5 kat kadar yapılıyor bu bina. Arkadaşlar şimdi bu binayı sökeceğiz. Yükleyeceğiz bu söküm videosundan sonra. Bunu Hatay'a kurmaya gideceğiz. Kurum videosu da yapacağım. Bunu izledikten sonra kurum videosunu izlemeyi unutmayın. Ben bu videoları en son bir de ekleyeceğim. Hem söküm hem kurum videosu olarak paylaşacağım. Çok gürültülü bir ortam şu anda. Bilmiyorum konuştuğum anlaşılıyor mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası bir prefabrik yapı. Dediğim gibi burası bir yemekhane binasıydı. Şimdi gideceği yerde hem yemekhane olacak depremzedeler için, hem de yatakhanesi olacak, kalacak yeri olacak. Binayı yemekhane binası olarak sökeceğiz. Ondan sonra götürüp kuracağız. Yalnız illa söktüğümüz gibi kurmak zorunda değiliz. Ekstradan içine bölmeler, odalar yapabiliyoruz. Yani illa standart kendisi olduğu gibi olmasına gerek yok. Tırımız, vincimiz gelecek. Yükleyeceğiz bunları. Hatay'a sevk edeceğiz. Öğlen başladık. İnşallah bugün akşama bitmiş olacak. Sevkiyatı sağlayacağız. Kısmet olursa da yarın akşama kadar ya da bir gün sonrasına kadar da binayı bitirmiş olacağız. Yani 3 gün gibi kısa bir sürede sökülüp kurulabilen bir bina. Tabi ekip sağlam olacak. Biz yaklaşık 10 kişiyle çalışıyoruz. Diğer deprem bölgelerinde de çalışanlarımız var. Bedava çalışanlarımız bile var. Kimisi hayrına, kimisi şey yapıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. 425 metrekare bu binamız. Bu binada her betopan arasında bir makas olduğunu görüyorsunuz şu anda. Bunun sebebi bu profilden yapılmadığı için CU şeklinde bükülmüş saclardan yapılmış makas olduğundan profil kadar mukavemetli değil. Onun için her betopan birleşim yerlerinde birer tane makası var. Bu şekilde malzeme artırılarak güçlendirilmiş. Tabii biz bu binaları yaparken profil makas yaparsak bir boş bir dolu yapıp gidiyoruz. Yani bir betopan ek yerinde makas yok, bir betopan ek yerinde makas var. Saat 4 gibi vinç gelecek, makaslarımızı kaldıracağız, tırlar gelecek, yükleyeceğiz. Hatay'a sevkiyatımız başlayacak.
Yarın sabah Hatay'a indiririz. Bir gün sonrasında da yaklaşık 1,5-2 gün sürede de binamızı kurar çıkarız arkadaşlar. Bunun da videosunu çekeceğim zaten. Böyle bu şekilde devam ediyoruz. Şu anda çinkoları söktük, makasları indirmeye başladık. Bir taraftan makas sökülürken de diğer taraftan duvarları sökeceğiz. Çünkü direkt makasları sökersek bu duvarlar yatar. Kurarken de hem duvar hem makas şeklinde kuruluyor. Şu anda trapez saclarımız şurada. Saclarımızı tek bir halde paket ettik. Şurada yan giydirmelerimiz var yine. Gördüğünüz gibi şunlar yan giydirmeler. Bunlar makaslar. Bunlar mahyalar, çatı mahyaları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda makas sökümü yapıyoruz. Tamamen vidalı sistem. İki vida şu kafa kısmında var. O şeklinde şimdi makas söküldü mü daha iyi göreceksiniz. Şöyle şimdi makas çıkınca daha güzel gözükecek. Evet gördüğünüz gibi şu bunun içine oturuyor. Önünde arkasında ikişer tane trapez vida. Yine şu üstte bir aşık bıraktık. Çünkü makaslar tutsun diye aşığın bir tanesini sökmedik. Şimdi söküp makasları indireceğiz. Buradan 2-3 makas indi mi hemen duvarları sökmeye başlayacağız. Hem makas hem duvar, hem makas hem duvar sökülecek. Hafif bir malzeme. Saclardan bükülerek yapıldığı için şöyle görüyorsunuz. Profilden yapılmıyor. Bunlar direkt sacdan bükülüyor. Sacdan büküldüğü için öyle bir ağırlığı yok. Tahmini bir makas. Bunun boyu 11 metre makasları. 11 metre makasın ağırlığı yaklaşık 40 kilo civarı geliyor. Makasları çıkartmaya başladık. Gördüğünüz gibi yere indiriyoruz şu anda. Çok bir ağırlığı yok. İnçede de bir işi yok. Şu anda indiriyoruz. Evet arkadaşlar şu anda binamızı betopanlarını almaya başladık. Akşam oluyor. Rüzgar devirmesin diye makasları indirdik. Şimdi betopanlarını söküyoruz. Gördüğünüz gibi makaslar buraya vinçle kaldıracağımız şekilde dizdik. Buraya da dizdik. Binanın yarıdan çoğunu söktük. Şimdi betopanları söküyoruz. Gördüğünüz gibi tertemiz çıkıyor malzeme. Hiçbir sıkıntı, arıza, bir problem yok. Şu anda duvarları kaldırıyoruz. Yarın sabah vincimiz gelecek. Depremden dolayı vinçler dolu. Tır da ayarlayamadık. Sabah bir makine boşa çıkacakmış. O makine gelecek. Söklemeye başlayacağız. Biz bugün öğlen başladık buraya. Sabah yine hangi şantiyeyi sökeceğimiz belli değildi. Burayı mı öbürü mü? Burada bir sürü binaları var. Öğlen belli oldu. Yani normalde bir günde bitiyor bu iş. Öyle çok uzun süren bir iş değil bunu sökme işi. Makasları da size şöyle göstereyim. Sacdan bükülmüş makaslar bunlar. Hep bükümlü. Onun için hafif. Bu profil makas olmadığı için hafif. Altlarına yine malzeme koyuyoruz. Vinçle kaldırırken mapalar geçirmek için. Sanki sıfır kurulmuş gibi olacak. Üzerindeki çatlaklar, delikler, tamiratı yapılacak. İşte bir saten sıvayla veya kalekimle düzeltilecek. Ondan sonra boyası vurulacak. Görüyorsunuz binayı sallaya sallaya yerinden sökemiyoruz. Deprem olunca da böyle sallanır sallanır yıkılmaz yani. Normalde pencereleri de tek parça almamız gerekiyor ama binanın 5. 6. kuruluşu olunca biraz deforme var. Saclar da söküle takla söküle takla. Onun için komplesini dağıtıyoruz şu anda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi binayı söktük. Söküyoruz az bir şey kaldı. Bir taraftan da yükleme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tırlarımıza malzemeler yükleniyor. Bir tanesi yüklendi. Bir tane tırımız şurada bekliyor arkadaşlar. Şimdi 3 tır malzememiz yükleyeceğiz vincimizle beraber. Ondan sonra Hatay'a yola çıkacağız. Size biraz çantayı sökülmüş haliyle, yüklenmiş haliyle biraz gezdireyim. Biraz bakalım neler olmuş bir görün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi komple demonte. Tuvarımız şu anda söküyorlar. Şöyle daha önceki videolardan da görmüştünüz. Size şöyle yakından da göstereyim. Şu an betonun içinde olduğu için zor çıkıyor altları. Gördüğünüz gibi yükleme işlemimiz bitmek üzere. Şimdi araçlarımız yola çıkacaklar. Hatay'a gidiyoruz. Hatay'da bu malzemeleri indireceğiz. Şimdi videoyu burada bitiriyorum, sonlandırıyorum. Kurum yaparken de indirmeden başlayacağız. Kuruluş işlemi bitene kadar tekrar video çekeceğim. Yalnız şöyle bir durum var. Deprem bölgesindeyiz. Sürekli video çekemiyorum, çekiyorum ama bunları yüklemesi, internete çalışma yapması biraz uzun sürüyor. İşleri aksatmamak için videolar biraz geç gelebilir. Önceden günlük video paylaşıyordum sizinle. Şu anda paylaşamıyorum.
Ama şu deprem sıkıntılarını, afetzedelerimizin yerleşim yerlerini bitirdikten sonra yine sık sık görüşmeye, sık sık video paylaşmaya devam edeceğiz. Abone olmayan kullanıcılarım var, takipçilerim var. Çok fazla izleniyoruz ama abone olmayı unutuyorsunuz herhalde. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu eğitim amaçlı videolarımızdan faydalanın. Biz herhangi bir kar amaçlı, reklam amaçlı video çekmiyoruz. Beni arayan takipçilerim de bilir arkadaşlar. Beni arıyorlar. Biz eğitim amaçlıyız. Mersin dışarısına iş yapmıyoruz. Şu anda deprem oldu diye Hatay'a, İskenderun'a mecburiyetten gidiyoruz. Yani böyle durumlarda İstanbul'a da gideriz. Her yere gideriz. Onun için bu eğitim amaçlı bir video. Reklam amaçlı, kendimizi reklamımızı yaptığımız bir kanal değil. Takipte kalın, abone olun. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar.